Arkadaşlar, 5. sınıf sosyal bilgiler yanıt yayınları soru bankası etkin vatandaşlık ünitesinin cevaplarını veriyoruz. Sayfa 169'dayız arkadaşlar. Buradan takip edebilirsiniz rahatlıkla. Bir önceki dersimizde 167 ve 168. sayfaları halletmiştik. Bu dersimizde de 169. sayfayı halledeceğiz inşallah. Cevaplarını vereceğiz. Aşağıda yer alan bilgilerdeki boşlukları doldurunuz demiş. Yangın söndürme işleri ve bu işleri yapan kuruluştur demiş. İtfaiye olacak arkadaşlar. Sağlık hakkımız için Sağlık Bakanlığı, temiz bir çevrede yaşam hakkımız için Orman ve Su İşleri Bakanlığı, eğitim hakkımız için de Milli Eğitim Bakanlığı ve bunun birimleri görev yapmaktadır diye söyleyebiliriz. İki toprak sevdalısı, Toprak Dede Hayrettin Karaca ve Yaprak Dede Nihat Gökyiğit 1992 yılında Tema Vakfı'nı, Tema olacak arkadaşlar, birlikte kurdular. 30 Mart 1863 tarihli padişah fermanı ile devletin ileri gelenleri tarafından babası ölmüş ve parasal durumu yetersiz kız erkek öğrencilere karşılıksız eğitim olanakları sağlamak amacıyla da Darüşşafaka kurulmuştur. Hatırlayın, 1863 tarihinde Darüşşafaka demiştik. Buraya Tema diyeceğiz arkadaşlar. Buraya da Darüşşafaka diyeceğiz. Bu atalarımız bu konuda, eğitim konusunda da oldukça duyarlı davranmışlar. Darüşşafaka bugün de devam ediyor arkadaşlar. 4. sınıftan 12. sınıfa kadar ücretsiz olarak eğitim veriyor. Doğal afet ve felaketlerde bütün imkanlarıyla felaket zedelerinin ilk ve acil yardımlarına koşar, hastaneler kurar, hemşireler, hasta bakıcılar yetiştirir demiş. Bu da Kızılay olacak arkadaşlar. Şöyle girelim. İtfaiye az evvel görmüştünüz, soruda etkinlikte vardı. Yangın söndürme işlemi ve bu işleri yapan kuruluştur. Telefon numarası 110'dur. Yani 110'u aradığımızda ulaşabiliyoruz. Her türlü telefondan ücretsiz olarak aranabilir. Arkadaşlar, itfaiye, itfe Arapça bir kelime, söndürmek fiili aslında. Türkçe'ye Arapçadan girmiş. Yani Türkçe olarak baktığınızda pek bir şey ifade etmiyor. Ama itfe, itfa dediğimizde Arapça, itfaiye söndürmek demek. Yani çok mantıklı bir kelime baktığınızda itfaiye olmuş. Arapça söndürmek anlamına geliyor. Arapçadan Türkçe'ye girdiği için Türkçe baktığınızda çok bir şey ifade etmiyor gibi görünüyor. Ama Arapça söndürmek anlamına geliyor. Aşağıda yer alan bilgileri doğruysa ve yanlışsa yayın içinde değerlendiriniz demiş. Sağlık Müdürlüğü sorumlu olduğu alan içinde asayişin huzuru sağlar, trafikte yasalara uyulmasını sağlamak için hizmet sunar demiş. Sağlık Müdürlüğü değil, trafik olabilir arkadaşlar bu. Olsa, değil mi? Emniyet, yani trafik polisinin alanına giriyor baktığımızda. Yani ne olacak? Yanlış olacak. Resmi kurumlara, kamu kurumları, çalışanlarına kamu görevlisi ya da memur denilir. Bu da doğru olacak. Resmi kurumlar, kamu kurumları, buralarda çalışanlara da memur diyoruz arkadaşlar. 3. Sivil toplum örgütlerinde çalışanlar hizmetlerinin karşılığında ücret alırlar ve ast üst ilişkisi burada resmi kurumları anlatıyor arkadaşlar. Sivil toplum kuruluşları değil. 3. sorunun cevabı yanlış olacak. Tamam. Bu resmi kurumları anlatıyor. 4. Küresel ısınma, çevre kirliliği, erozyon, açlık ve kıtlık, savaşlar, salgın hastalıklar, yoksulluk, doğal felaketler, yerel boyutta sorunlardır demiş. Küresel ısınmadan zaten rahatlıkla anlayabilirsiniz. Yerel boyutta değil, küresel boyutta. Yani bunu da şöyle anlayın arkadaşlar. Yerel boyutta dediğimizde az kişiyi etkiler. Yerel dediğimizde etki alanı daha azdır. Ama küresel dediğimizde bütün dünyayı etkilediğini söyleyebiliriz. Yani bulunduğumuz yeri etkiliyorsa veya az bir bölgeyi etkiliyorsa buna biz yerel diyoruz. Yani etki alanı dar, küresel dediğimizde ise bütün dünyayı etkilediğini anlıyoruz. Yani etki alanı geniş. Bu kavramlara da aşina olalım
Yani kitaplar bunları kullanıyorlar ama öğrencilerimiz bunların muhtevasını, içeriğini bilemeyebiliyor. Bunu da belirtmiş olalım. Yerel, bölgesel ve küresel diye de bazı ayrımı yapılabilir. Evet, 5. Türk Silahlı Kuvvetleri güvenlikle, devlet okulları eğitimle, Türk Hava Yolları ulaşımla ilgili hizmetler verir demiş. Türk Silahlı Kuvvetleri güvenlik, devlet okulları eğitim. Doğru arkadaşlar, Türk Hava Yolları ulaşım. Şey işaretledik mi? Ne işaretmiştik? Yanlış dedik. Şöyle yapalım. Yanlış doğru, yanlış ve doğru diyerek bitirmiş olduk bu etkinliğiyle. Şöyle gelelim. Ya sayfa 170'teyiz arkadaşlar. Soruyu büyütemiyorum ama siz kitaplarınızdan takibini yaparsınız. Ankara ile ilgili soru, yani 6. sorumuz arkadaşlar. Atatürk'ün sözlerinden hareketli Ankara için yargılarından hangilerine ulaşılabilir demiş. Ankara'nın hükümet merkezi olması için saydığınız nitelikler beni ikna etmeye yetmez. Ben Ankara'yı hükümet merkezi yapmakla büsbütün başka bir hedef tuttum. Türk'ün imkansızlığı imkanlık haline getiren gücünü dünyaya bir kere daha göstermek istedim. Bir gün gelecek şu çorak tarlalar, yeşil ağaçların çevirdiği villaların arasında uzanan yeşil sahalar asfaltlarla bezilecek. Hem bunu hepimiz göreceğiz, o kadar yakında olacak. Atatürk'ün sözlerinin hareketli Ankara için Türkiye'nin en gelişmiş kenti oldu. İstanbul haksızlık olur. Doğayla iç içe bir kent yapılmak istendiği olabilir. Atatürk'ün geliştirme ve güzelleştirme yönelik hedeflerinin olduğu yine bunu da söyleyebiliriz. Yani 2 ve 3'ü söyleyebiliriz arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan olacak. Bunlardan hangisi valinin halkın güvenliğiyle ilgili ihtiyaçlarını karşıladığını gösterir? Aşağıda valinin yönetiminden sorumlu olduğu bazı kurumlar yazılıdır. Yönetiminden sorumlu olduğu. Evet, güvenlikle ilgili diyor arkadaşlar. O zaman ne olacak? İl Emniyet Müdürlüğü güvenlikle ilgili olacak. Bu madde aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi vermektedir? Anayasamızın 3. maddesi Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür, dili Türkçedir, bayrağı şekli kanunda belirtilen beyaz ay yıldızlı albayraktır, milli marşı İstiklal Marşı başkenti Arfanadır. Bakalım arkadaşlar, bağımsızlık sembollerimizi görüyoruz burada. Yani cevap ne olacak? Milli egemenlikle bağımsızlık sembollerimiz olacak. Dili Türkçe, bayrağı ay yıldızlı bayrak. Marşı İstiklal Marşı, başkenti Ankara, bunun dışında Türk Lirası, Meclisimiz, Cumhurbaşkanlığı, bunların hepsi arkadaşlar bağımsızlık sembolleri arasında yer alır. Ay yıldızı bayrağımız aşağıdaki devletlerden ilk döneminde itibaren kullanılmaktadır. Cevabımız Osmanlı Devleti olacak arkadaşlar. Temel hak ve özgürlüklerimizin sınırları aşağıdakilerden hangisiyle belirlenmiştir? Anayasa ile belirlenmiştir. Bunu da rahatlıkla söyleyebiliriz. Geçelim. Evet, burada kalıyoruz arkadaşlar. Farklı bir sayfaya, farklı bir konuya geçtik. Yani 169 ve 170'i yaptık. Her videoda iki sayfa yapıyoruz. Arkadaşlar bu şekilde yavaş yavaş ilerlemeye çalışıyoruz. Bir anda hepsini vermek gibi bir yayımız yok. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.